efendim Ramazan ayı bütün bir yılın hatta bir ömrün muhasebesinin yapıldığı ve yapılması gereken olan bir ay. İnsan hayatın kargaşası içerisinde sürüklenip gidiyor. Hele çağımızda insan kendine vakit ayıramıyor. İşte Ramazan'ı mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek insan kendisiyle yüzleşmeli, hesaplaşmalı. Bütün bir ömrün dökümünü yaparak ben neyim? Nereden geldim? Niçin geldim? Gelişimdeki, dişimdeki gaye nedir? Bunu sorması, sorgulaması ve kendince cevap araması gerekir. İşte Ramazan ayı bir fırsat. Düşünce ayı. Efendim, insanız, hepimizin hatalar oluyor, kusurlar oluyor, bilerek bilmeyerek günah işliyoruz. İşte bu ayda insanın kendisine çeki düzen vererek bir senenin, geçmiş Ramazan'dan bugüne kadar bir senenin muhasebesini yapmalı. Akıl dosyasını şöyle bir karıştırmalı. Bu 11 ay zarfında ben neler yaptım? Hakkın rızasına muvafık veya aykırı neler yaptım? Vatanıma, milletime, dinime, devletime karşı görevlerim var, ödevlerim var. Bunları yerine getirebildim mi? Onun için hayatı bilinçli olarak yaşamak için Ramazan bir fırsattır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize sürekli hatırlatıyor, düşünmeyi hatırlatıyor. اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Sürekli vurguluyor. Neyi? Hayatı gelişi güzel değil. Bilinçli olarak yaşamak. Hayatı dolu dolu yaşamak. Dolu dolu yaşamak için Allah'ın vermiş olduğu bu ömür sermayesini dolu dolu yaşamak için hayatın kıymetini bilmek lazım. Çok iyi değerlendirmek lazım. Geçen her saniye ömürden geçiyor. Dolayısıyla bu Ramazan ayını mübarek vakitleri fırsat bilerek kendimize çeki düzen vermeliyiz. Kur'an meclislerine devam etmeliyiz. Mukabeleler dinlemeliyiz. Fırsat buldukça namazlarımızı cemaatle kılmalıyız. Teravihleri ihmal etmemeliyiz. Bu ayı dolu dolu yaşamalıyız. Gelişi güzel yaşanan hayatın insana hiçbir faydası yoktur. Fakat ne yazık ki günümüz insanı, bütün dünyada böyle, kendisini hayatın ve toplumun akışına kaptırmış, yuvarlanıp gidiyor. Evet. Niçin yaşadığının farkında değil. Dünyaya niçin geldiğinin farkında değil. Şimdi Niyazi Mısri'nin bir beyti hatırıma geldi. Biraz belki şey olacak ama o söylüyor. Nereden gelir yolun senin? Nereye varır menzilin? Nereden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş. Değil mi efendim? Hayvanlar sorumlu değil. Onlar anı yaşar. Evet. Dünü ve yarını bilmezler. Gelecek tasaları yoktur onların. Öyle bir şey yok. O kurgulanmış ilahi kudret tarafından. Onlar anı yaşar. Çocuklar gibi. Çocuğun kafasında dün ve yarın yoktur biliyorsunuz. O anı yaşar. O yüzden de çok sevimlidir. Çok sevecendir değil mi? Evet. Çünkü hiçbir fikir oluşmamış. Düne, yarına ait hiçbir tasası yok. Mutludur. Onun için Ramazan ayı tefekkür ayıdır. Hatalarımızı, günahlarımızı düşünerek bunlardan kurtulmanın yolları tevbe istiğfar etmek, gönülden Allah'a dönmek, söz vermek. Bir daha o hataları işlememek üzere. Yeni baştan. Hani hadis-i şerifte Efendimiz "Men sâme Ramazâne imânen ve ihtisâben gufira lehu mâ tegaddeme min zenbih." Bir kimse
inanarak, hak olduğuna inanarak, sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa samimi bir niyetle bütün günahlar affolunur. Bu peygamber müjdesi bu. Dolayısıyla Ramazan ayını iyi değerlendirmek için çok şükür ülkemizde Ramazan canlı geçiyor, heyecanlı geçiyor. Camilere bakıyorum, dolup taşıyor. Vaaz meclisleri, Kur'an meclisleri, televizyonlarımızda öyle, efendim iftar programları, sahur programları. Bunlar biz daha önceki yıllarda, yani çok önceki yıllarda, ben 60 senedir İstanbul'dayım, daha önce böyle bir şey görmemiştik. Kıyaslama hazır konuya gelmişken hocam, şöyle evet, eleştiriler de var. Hani eski Ramazanlar yok artık, eski Ramazan ruhu en azından evet, evet, yok artık eleştirileri var. Açıkçası ben de sizin gibi düşünüyorum. Yani şimdi hem belediyeler vesilesiyle hem dernekler vesilesiyle ciddi etkinlikler yapılmakta. Evet. Her yer Ramazan'da bambaşka bir hale bürünmekte. Ama bunda bir ruhu eksikliği oldu. Eski Ramazanların tadının, lezzetinin, paylaşımının olmadığını söyleyen bir eleştiri tarafı da var. Siz neler söylemek var istersiniz? Efendim, her insan geçmişe özlem duyar. Ben 60 senedir İstanbul'dayım. 60 sene önceki Ramazanlarda biliyorum. O zaman insanımızın ekonomik durumu zayıftı, çok zayıftı. Bugünkü böyle iftar sofraları belediyelerin veya özel şirketlerin, efendim sivil toplum kuruluşlarının böyle faaliyetleri yoktu. Mütevazi bir hayat vardı. Fevkalade mütevazi hayat vardı ve dememde bir sakınca görmezseniz, dindar çok samimi bir dindardı. İslam'ın bütün özelliklerini, Ramazan'ın ona kazandırmış olduğu ruhaniyeti onun simasında görebiliyordunuz. Camiye girerken, çıkarken o selamlaşmaları, musafahalaşmaları, hal hatır sormaları, kadın erkek, hele konuştukları değil, şiir gibiydi böyle. Şimdi gelişim gidişim ibrişim Türkçesi değildi yani. Efendim, öyle bir şiir gibi bir dil vardı. Ben tabii köyde doğdum, 10 yaşına kadar köyde büyüdüm. Tabii kasaba görmeden Türkiye'nin en büyük şehrine geldim. Her şey benim dikkatimi çekiyor. Onları böyle dikkatle temaşa ediyordum. Diyordum ki Allah Allah, bunlar cennetten mi geldi? Ne ruhani insanlar diyordum böyle. Hakikaten böyle bir eski kültürün, hani bir İstanbul kültürü var ya, evet, İstanbul Türkçesi var ya, İstanbul beyefendisi, İstanbul hanımefendisi var ya, ben onları gördüm.